İki tane tavaya ihtiyacım var. Biraz et suyu kullanacağım. Et suyumun olabildiğince sıcak olmasını istiyorum. O sebeple onu hemen burada ısıtacağım. Bayat ekmekler var. Bizim de pidelerimiz gerçekten bayat. Kalmış pideleri kullanıyoruz. Bunları hemen istediğiniz büyüklükte kesiyorsunuz. Şöyle bir yandan da bu tavanın altını açalım. Ben kestikçe tavamın içine atacağım bunları. Ekmekleri koydum. Şöyle hafif çevireceğim. Bunların üzerine biraz zeytinyağı. Ben tuz koymayacağım. Onun yerine sevdiğim baharatları ekleyeceğim. Biraz kırmızı toz biber bence yeterli olacaktır. Biraz da hatta sarımsak da güzel olur. Şöyle yapalım mı? Bence bir parça da tereyağı atalım içine. Şu an ekmeklerim yumuşacık olmaya başladı bile. Şimdi o arada yine bir sarımsaklı yoğurt. Şöyle şu kadar yeterli olacaktır. Hemen üstüne şuradan birazcık tuz alıyorum. Yoğurdum hazır, o beni beklesin. Burada ekmeklerim güzelce ısınıyor, onlar ısınsın. Aynı tavada hem etleri de ısıtacağım. En son yine aynı tavada, bütün lezzetlerin içinde olduğu o tavada güzelce birazcık daha böyle tereyağı ekleyip yağ kızdıracağım. Bizim buzluktan şöyle boyun etleri çıktı. Bunları bütün olarak da kullanabilirsiniz nasıl istiyorsanız. Ama ben şu şekilde koparacağım. Şöyle iri parçalar halinde. Yemeğim için yeterli olan etimi kenara ayırdım. Of of, pideler harika. Şimdi hemen servis tabağına pideleri koyacağım. Hemen tavamın altını açıyorum. Şöyle bir tur etlerimi çevireceğim. O aşamada da etlerimin üzerine şöyle bir diş kadar sarımsak koyuyorum. Sadece biraz ısıtıp lezzetlendiriyorum, o kadar. Yine bir parça tereyağı ekleyeceğim. Bu kaynar et suyuyla çok fazla değil, çok fazla koyarsanız çok yumuşar. Şöyle bir iki kepçe. Şimdi etimize bakalım. Altını biraz kıstım. Şimdi geldik etlerimize. Evet, etler çok güzel oldu. Altını kapadım. Bunda şimdi bir de yağ yakacağız, biber yakacağız. Tavayı hiç değiştirmeyeceğim. Yine şöyle hafif de altını açıyorum. Sadece son bir parça daha tereyağı ekliyorum. Bütün o etin, ekmeklerin, sarımsağın, karabiberin hepsinin aroması içine gelsin. Tabii biz ne yapalım? Birazcık da bence kırmızı toz biber ekleyelim. Şimdi hemen bu güzel yemeğin üzerine kızdırdığımız yağdan. Şimdi şuradan güzel de birkaç nane yaprağı seçeceğim. Hemen ortasına da bir tane ondan koyduk.